Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Efendim, Türkiye'nin maaile, güvenle ve huzurla izleyebileceğiniz televizyonu TRT1 ekranlarına sizler ve stüdyoda bulunan kıymetli misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Ben aynı zamanda güzel de bir kulağa sahip olduğu kanaatindeyim. Evet, ne dersiniz? Evet. İçi de çok güzel. O içinin güzelliği de... Vaktin kalbine çok güzel bir icrayla sen de bir soluk verdin. Seyir gayet güzeldi. Ve bir yolculuğa başlıyor. Yolun ayrıldığı bir nokta var. 4 ülkede birinciliği var hocam. Yar yüreğim yar, gör ki neler var, hay hay gör ki neler var. Her şeyi anlat ama kendini anlatma diyor. Eskiden aşı şerifler kapalı mekanlarda, camide, meclislerde okunuyordu. Şimdi artık... Bence de çok latif bir akşam bu akşam. Çok güzel bir akşam. Kariyer yapmak önemli. Türkiye'de çok kariyerden bahsediyor. Kariyerin nedir diye. Hatta bu gençlere de sorarlar. Müslüman olarak Allah'a canını teslim et. Kariyer bu. Kariyer teslim. Ve bu akşamın birincisi oldular. Hafta finalinin yolcusu oldular. Alkışlarınız. Güzel Bülbül geliyor huzurlarınıza. Recep Karayel. Hafız Recep Karayel, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah'a şükür, siz? Bizler de sizi de çok iyi gördük. Tanıyalım kısaca. Adım Recep, soyadım Karayel. Aslen Bolulu'yum. Sakarya'da ikamet ediyorum. Maşallah. Güzel bir not var. Çok hoşuma gitti. Bu daha önce de başımıza gelmiş bir güzellikti. Bir kez daha tekrarda fayda var. 6 yaşında annesi öğretmiş Kur'an okumayı ilk Hafız Recep'e. Dolayısıyla evlatlarına böyle küçük yaşta Kur'an öğreten annelere kurban oluruz. Annelere zaten kurban oluruz ama bu muhteşem bir şey. Ve hocamın da hayatında böyle bir anekdot var, evet, değil mi? Evet, evet. Anneni sizi hafız mı etmişti hocam? Annemin gözetiminde hafızlığımı devam ettim. Ellerinden öpüyoruz efendim. Allah rahmet eylesin. Evet, hazır mısın Recep'im? Hazırım. Alalım sizi efendim, rahleye buyurun. Efendim, Hafız Recep Karayel, Şura Suresi 1 ila 9. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. عين سين
كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Hafız Recep Karayel kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz ve ilk değerlendirmeyi Doktor Mehmet Ali Sarı hocam sizden alalım. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Hafız Recep Karayel. Allah razı olsun. Recep, çok güzel okudun. Çok güzel bir yerden başladı akort olarak. Seyir gayet güzeldi. Pesler, tizler ve tekrar geri dönüşteki o karar sesi. Bir de başladığı akorta bitirdi. Bu büyük bir başarıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Güzel bir gelecek diliyorum. İnşallah hocam. Halil Necipoğlu hocam. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldin değerli kardeşim, hafız kardeşim. Muhterem büyüğümüz güzel bir sese sahip buyurdular. Aynı kanaatteyim. Ben aynı zamanda güzel de bir kulağa sahip olduğu kanaatindeyim. Evet, ne dersiniz? Evet. Doğru duyduklarını musiki kültürüne ait ki değerli kardeşimiz de siz de bizim kadim musiki kültürümüze ait yapı söz konusu. Öyle duymuş, öyle dinlemişsiniz. Onu da siz gayet rahatlıkla sunabiliyorsunuz. Bu güzel estetik ve yüksek bir zevki selimi yaşamak, yaşatmak bu mübarek güzel sesle gayet güzel oluyor. Ve sen bunun hakkını veriyorsun. O yukarıdaki tiz sesler dediğimiz o bölgelerde fiziki bir takım problemler olabilir. Onlar zamanla aşar. Antrenmansız bırakma kendini. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Eyvallah. Osman Egin hocam. Evet Recep kardeşime ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eğer müsaade ederseniz biraz daha yakından tanımak istiyorum. Çünkü çok güzel bir delikanlı. İçi de çok güzel. O içinin güzelliği de sesine de sirayet ediyor. Şimdi şu anda ne yapıyorsun? Şu anda lisede İmam Hatip Lisesi'nde son sınıfım hocam. Evet. İdeallerin neler üstadım? Hocam üniversiteye çalışıyorum. İlahiyat düşünüyorum. Olmazsa evet. Da yani direkt görev almayı düşünüyorum. Evet. Yani. Kariyer yapmak önemli. Türkiye'de çok kariyerden bahsedilir. Kariyerin nedir diye. Hatta bu gençlere de sorarlar. Mesela işte ne olmayı düşünüyorsun? Nasıl kariyer yapacaksın falan. Aslında Kur'an-ı Kerim hocam insana kariyerini çiziyor. Bir kariyer. Son kariyer. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
Müslüman olarak Allah'a canını teslim etmek. Kariyer bu. Kariyer bu hocam. Cenab-ı Hak bize mümin Müslüman olarak canını ona emanetini teslim etmeyi hepimize nasip eylesin tamam, inşallah abi. Diyorum. Tilavetin çok temiz üstad. Ama sadece bunlar yetmiyor bak. Ses güzel olabilir. Efendim işte tilavet, talim, tasih vesaire hepsi olabilir ama bir insanın içi hocam, iç dünyası güzel olmazsa o sese, o anlam, o mana nasıl, ne kadar çalışırsanız çalışın, hangi kalıbı atarsanız atın, dinleyiciler üzerinde o tesiri meydana getirmiyor. Sen çok harika bir delikanlısın. Geleceğe dair senden biz, bu memleket ve bizler istifade etmek isteriz. İnşallah. Ağzına yüreğine sağlık dostum benim. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Hafız Recep Karayel için puan vaktidir. Buyurun efendim. Ve bu akşamın da ilk puanlamasını yapması üzere sözü Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam size bırakalım. Ben Recep Karayel evladımıza 98 veriyorum. 98 puan. Harika. Halil Hocam. Evet. Tabii benim not tuttuğum şeyler var zihnimde musiki cihetinden. Onlarla ilgili puanım da zihnimde açık. Hadi söyleyeyim. 95. 95 puan. Osman Egin Hocam. Evet, Recep kardeşim. Mehmet Ali Sarı Hocam 98 puan verdi. Çok değerli Halil Necipoğlu Hocamız kaç verdi? 95. 95. Biz ne verelim? 100 olur ya. Yok, 100'de ısrar etme, 90 da olur diyor ya. Şiir okuduk daha önce. Öyle mi olsun? Tabii tabii. Yani hocam da bakıyor bana ama ben de 97 puan veriyorum. 97 puan. Harika. Efendim Hafız Recep Karayel toplamda hocalarımdan 290 puan aldı. Bir kez daha alkışlıyoruz ve umuyoruz. Tebrik ederiz. Buyurun efendim. Sesiniz çok güzel olabilir. Çok güzel okuyabilirsiniz. Bu mahallede çok uzun cümlelerden sonra illa edep, illa aşk derdi. Türkiye'de 150 bine aşkın hafız var. Her halinizle bu işin içindesiniz. Aşkla yoğurduğunuz bir icra oldu, güzel oldu. Zaten bize lazım olan şey de buydu. Talimin güzel, harfler, makreçler gayet güzel. Ölçülü okudun, güzel okudun. Vaktin evet. Kalbine çok güzel bir icrayla sen de bir soluk verdin. Çok güzel oldu. Ya Rabbi bizi şükredenlerden eyle. İnkar edenlerden eyleme ya Rabbi. Ve benden. Yüzden. 100 tam puan. Ve bu akşamın birincisi oldular. Hafta finalinin yolcusu oldular. Alkışlarınız. Huzurlarınıza Hafız Cafer Akbay. Hafız Cafer Akbay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hocam. Çok şükür, sizler nasılsınız? Allah ikna versin. Bizler de iyiyiz. Tanıyalım efendim. 1997 Kırıkkale doğumluyum. Doğma büyüme Kırıkkaleliyim. Liseden sonra lise yıllarımda hafızlık yapmak için Ankara Kahraman Kazan İçören Kur'an kursunda hafızlığımı ikmal ettim. Daha sonra Rabbim nasip etti, 2018 yılında Van Özalp ilçesine imam olarak atandım. Maşallah. 2 yıla yakındır imam hatiplik görevi yapmaktayım. Şu anda Van Eğitim, Abdülhakim Arvasi Eğitim Merkezi'nde tasihi huruf okumaktayım. Şahane, muhteşem. Ve aynı zamanda Hafız Cafer Akbay, Ankara ve İç Anadolu bölge birincilikleriniz varmış. Evet, hafızlık yıllarımda, hafızlık hazırlık yıllarında. Oradaki heyecanla buradaki heyecan farkı nedir? Bayağı fark var. Burası daha mı fazla? Burası daha fazla, aynen. Peki, şu anda hazır hissediyor musunuz kendinizi? Hazırım inşallah. O halde alalım size efendim, buyurun.
Efendim, Hafız Cafer Akbay, İnsan Suresi 23 ila 31. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا الله الله فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إنها يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة فمن شاء وما تشاءون إلا
İnna Allah kan alimen hakima. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. Hafız Cafer Akbay'a teşekkür ediyoruz ve kendisine puan istirham ediyoruz. Söz sizde efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi değerlendirme için sözü de bestekar Halil Necipoğlu hocam. Teşekkür ederim Mustafa Cihat dostum. Aziz kardeşim Hafız Cafer hocam, ağzına sağlık. Vaktin kalbine çok güzel bir icrayla sen de bir soluk verdin. Çok güzel oldu. Ağzına sağlık. Yani merhum Bekir Sıtkı Bey, Allah makamını cennet eylesin, Bekir Sıtkı Sezgin Bey şöyle söylerdi. Hiç sesiniz çok güzel olabilir. Çok güzel okuyabilirsiniz. Bu mahallede çok uzun cümlelerden sonra illa edep, illa aşk derdi. Ben sizde onu hissettim, gördüm. Aşkla yoğurduğunuz bir icra oldu, güzel oldu. Zaten bize lazım olan şey de buydu. Çok güzel İnşallah okudun. Hocam. Ağzına sağlık. Herhangi bir teknik bir şey söyleyecek bir şey bırakmadın bize. Eyvallah. Gönlüne, bana, şahsıma. Gönlüne sağlık. Teşekkür Allah ediyoruz. Olsun. Osman Egin hocam. Değerli kardeşim, ben de çok teşekkür ediyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Cafer Akbay. Evet hocam. Cafer hocam da fevkalade emek vermiş. Güzel bir çalışma yapmış. Tilavetini güzel istiflemiş. Ve bize İnsan suresinden. Diğer adı ne bu surenin üstad? Dehir. Dehir suresi. Zaten hocamız insan. Söylemişti. Evet, İnsan suresi veya aynı ayette geçiyor. Hel ete alel insani hinun mineddehri. Dehir suresi. İnsanla zaman zaten öyle bir şey. Şimdi insan... Bu surenin çok güzel mesajları var. Bu kısa bir sure. Bunu da bizi dinleyenlerin bu sureyi okumalarını arzu ediyorum, istiyorum. Ve orada bir ayet-i kerime var. Hiçlikten varlığa giden bir yol hocam. Hiç. Ama sonra var oluyor ve bir yolculuğa başlıyor. Yolun ayrıldığı bir nokta var. Ya şükür ya küfür. İnne hedeynâhu sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûrâ. Ya Rabbi bizi şükredenlerden eyle. Amin. İnkar edenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Bu ayetlerin, bu tilavetin kadri kıymetini bilinlerden eyle diye temenni ediyorum. Amin. Her halinizle bu işin içindesiniz. Cenab-ı Hak sizi ve bizi bu yoldan ayırmasın diye temenni Amin ediyorum. İnşallah. Saygılar sunuyorum. Eyvallah. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Evet. Cafer Akbay. Hafız Cafer Akbay. Tebrik ederim ben de Cafer, güzel okudun. Bir yetkili arkadaşımızın şöyle bir tespiti var. Türkiye'de 150 bine aşkın hafız var. Ama hafızlığını muhafaza eden 20 bine yaklaşmıyor diyor. 150 bin, 20 bin. İyi rakam vermiş. Evet, iyi değil mi? 20 bin rakamını iyi vermiş. Siz de bunun içindesiniz yani. Evet hocam. Evet. Elhamdülillah. Yani... 20 binin içinde olmak lazım. İmamsın, imam mihrabiye okuyorsun. O mihrabiyelerde biraz daha sesini iyi kullan ve bu konuda makaleler oku, kitap oku, olur mu yavrum? İnşallah. Hocam zaten adet haline geldi bizim camide. Ben 2 yıla yakın bir süredir ikindi namazlarında hiç kesintisiz her gün yani aşırı okurum. İkindi namazından sonra 2 yıl boyunca böyle yaptık. Öyle Aferin. De devam ediyoruz. Aferin. Öğlende Aferin. De oku canım. Tebrik ediyorum. Tebrik Eyvallah. Ediyorum. Başarılar diliyorum. Olabilir hocam. Çok teşekkür ediyoruz İnşallah. Efendim. Şimdi Hafız Cafer Akbay için puan vaktidir. Buyurun. Ve ilk puanı vermek üzere sözü Osman Egin hocam size bırakalım.
Evet, Mustafa Cihat Hocam, şöyle küçük bir açıklama yapmak istiyorum ben puan verirken. Yani şöyle bir şey yapmıyorum ben puan verirken. Yani beş arkadaşımız yarışıyor. Şu böyle, şu efendim işte, şu birinci falan. Tilavet ne o? Yani tilavette ortaya koyduğu tavır. O bir önceki arkadaşımız da çok güzel bir tavırla, Eda ile. Ahlaklı, karakterli, kişiliği, kimliği var. Öyle bu okuyuşun da bir şeyi var hocam. Bir disiplini var. Güzel bir disiplin. Evet. Ben bir önceki kardeşimize verdiğim puanı, yani Recep hocama verdiğim puanı Cafer hocam için de tekrar ediyorum. 97 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Cafer Akbay, Hafız Cafer Akbay kardeşimize ben 93 puan veriyorum. 93 puan. Halil hocam. Hiç yıldızlarda dolaşmadım. Cafer hocam. Buyurun hocam. Konuşma sesin de güzel ha. Efendim hocam. Konuşma sesiniz konuşma çok güzel. Konuşma sesin de güzel. Eyvallah hocam. Bu yarışma atmosferi olmasa sen daha güzel okuyabilirdin. O yüzden sendeki potansiyele aşka, muhabbete, hep bağlı kal. Ve benden ve benden yüz al. 100 tam puan. Harika. Efendim Hafız Cafer Akbay toplamda 290 puan almış oldu. Bir kez daha kendilerini alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz. Lütfen, lütfen. Öncelikle buraya gelmemde her zaman sonuna kadar arkamda olan anne babamdan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yine buradalar, arkamdalar. Maşallah. Çok güzel, maşallah. Hafızlık hocam, Mehmet Yılmaz hocama, Hasan Avcı hocama ve bir de Mustafa Kuşçu hocama, şu an eğitimdeki eğitim görevlimiz. Mustafa Kuşçu hocama teşekkür ediyorum. Eyvallah. Arkadaşlarıma, cemaatime de selam olsun. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Buyurun efendim. Din denince şöyle bir algı var Mustafa Cihat kardeşim benim. Sanki bize böyle yük, külfet yüklemek için gönderilmiş bir müessese gibi algılıyoruz. Bize Bursa'dan bir ses getirdi, bir hava getirdi. Anne babanın burada olması güveniyle oku. Çok hareketli bir sesi var. Nameler olgun. Yani kendisi de yaşamayı seviyor ama bir başka insanı mutlu edince o hocam İslam'ın zirvesi. Böyle gürül gürül gelecek, gelmesi gereken sese mani oluyoruz. Ve bu akşamın birincisi oldular, hafta finalinin yolcusu oldular. Alkışlarınız. Huzurlarınıza Hafız Ramazan Aydemir geliyor. Hafız Ramazan Aydemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler çok nasılsınız? Çok iyi gördük sizi. Kısaca tanıyalım, biz de iyiyiz. Kendim ismim Ramazan Aydemir. Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Şu anda ilahiyat ön lisansta okumaktayım. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an-ı Kerim'i anlama temel öğretim programında bir program var. Ona devam ediyoruz. Bir senelik. Bu şekilde. Harika. Şimdi Ramazan Aydemir'in ailesi de buradaymış. Peki onların burada olması heyecan verici mi yoksa rahatlatıcı mı? Tabii onlar da çok farklı. Pek oraya bakmak istemiyorum zaten. Tamam, baktığımız zaman şöyle. Bak şurada, şu tarafa yani dön bakalım. Pek bakmayayım. Bana da bakabilirsin. Sen o güvenle oku. Anne babanın burada olması güveniyle oku. Tamam mı? Onların senin adına büyük dualar etmesi hissiyatıyla oku bence. Evet. İnşallah. Alalım sizi efendim. Rahale buyurun. Efendim Hafız Ramazan Aydemir, Enfal Suresi 20 ila 26. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. Allah'a
mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve rasuleh ati'ullaha ve rasulehu ve la tevellev anhu ve entum tesma'un. Ve la tekunu كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة
خاصه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Hafız Ramazan Aydemir kardeşimize teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Söz sizde efendim. Teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirmeyi Osman Egin Hocam sizden alalım. Teşekkür ederim Mustafa Cihat kardeşim. Allah razı olsun. İkinci teşekkürü de Ramazan kardeşime yapmak istiyorum. Bu akşamki yarışmacılar gerçekten maşallah. Fevkaladenin fevkinde güzel icralar yapıyorlar. Ramazan kardeşimiz de kendisine böyle kendi has tavrıyla ayrı bir renk. Yani musiki tavrı önde ama Kur'an-ı Kerim tilavetinde bir problem yok. Ramazancığım ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Senin okuduğun yerde böyle çok küçük bir şey. Lütfen buyurun. Din denince şöyle bir algı var Mustafa Cihat kardeşim benim. Sanki bize böyle yük, külfet yüklemek için gönderilmiş bir müessese gibi algılıyoruz. Yani bizim yaşamımızı daraltan ya da yaşama zevkimizi, hazzımızı, şevkimizi körelten bir müessese gibi algılıyoruz. Bu çok yanlış. Nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama biraz da benim gibi Müslümanlardan kaynaklanıyor herhalde. Bak orada okuduğum bir yer var. İstecibu lillahi ve lirrasul izâ da'akum limâ yuhyikum. Cenab-ı Hak bizi yaşatmak, daha güzel yaşama dair daha güzelliklerden istifade etmek için. Ama bunu biz nasıl tanımlıyoruz? Yaşamak denince bazı insanların aklına yemek, içmek, gezmek, tozmak vesaire. İslam'da ise insanın yaşamasına dair şu akla geliyor. Güzel bir ahlak, hukuka riayet, İnfak ihsan ve insan için var olma. Yani kendisi de yaşamayı seviyor ama bir başka insanı mutlu edince o hocam İslam'ın zirvesi. Kendisini yaşama dair, kendi yaşamını yaşamayı sevda olarak bilir. Ama başkasını o yaşamı güzelleştirmesini de aşk olarak algılayan bir millet, bir ümmet var. Öyle yaşamam. Cenab-ı Hak bizden bir takım külfetler değil, bizim yükümüzü hafifletiyor. Vücudumuzdaki, sırtımızdaki yükleri, zorlukları bizden alıyor ve bize güzel bir yaşam vaat ediyor ama insan yine bildiği yere doğru gitmek istiyor, duymak istemiyor. Hatta okuduğun yerde de var senin onun yine, yani duyuyor ama duymamış gibi davranıyor. Cenab-ı Hak bizi duyup ve duyduğumuzda amel etmemizi bizden murad ediyor. O murada uyup onun rızasına ulaşmayı Cenab-ı Hak bu güzel gecede hepimize nasip etsin diye temenni ediyorum. Amin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Halil Hocam. Evet, sağ ol Mustafa, teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Sevgili Ramazan kardeşim, icrası esnasında değerli dostumuzun, muhterem Mustafa kardeşim, bir rahatlık olaydı, biraz daha rahat olaydı. Bu tatlı, bu leziz, bu zarif cümleler, yani tilavet esnasında daha da parlak gelecekti. Çok tatlı, çok parlak bir sesin var. Yani düşün ki şöyle bir borudan söz ediyoruz. Tabiri caizse sesin çıktığı yerden söz ediyoruz diyelim. Siz bu kasarak, kendinizi kasarak okuduğunuz takdirde bunun hacmini daraltıyoruz. Yani o nefesi, o yüklemi oradan duyum olarak elde ediyoruz ama daralınca o geniş hacimli böyle gürül gürül gelmesi gereken sese mani oluyoruz. Tabii bu bir heyecan unsuru, ayrı mesele ama buna dikkat edersen seyir açısından bana kalırsa bir problem olmadığı gibi zevkli nameler var. Biraz daha güven, biraz daha özgürce icra.
İnşallah. Bu seni tamam edecektir. Kanaatindeyim. Ben Eyvallah. Beğendim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Teşekkür ederim efendim. Ramazan Aydemir kardeşim, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ramazan'ın pesleri yok. Ses cinsi öyle. Yani bas, bariton nahiyeler yok ama buna mukabil tizleri çok güzel. Çok hareketli bir sesi var. Nameler olgun. Evet. Böyle name ifadeleri düzgün, gayet güzel. Bize Bursa'dan bir ses getirdi, bir hava getirdi. Bursa'yı hatırlattı. Bursa'da Süleyman Çelebi var. Bursa'da klasik bestekarlar var. Klasik sanatkar, ses sanatkarları var. Bu arada ben burada Üstad ortamın ses güneşi dediği Zeki Müren merhumu da burada bir zikretmek isterim. Onun hakkıdır yani. Tercih ettiği aşırı şerif kısa, çok kısa bir aşır. Onu ayetlerin tekrarlarıyla çoğaltmaya çalıştı Ramazan ama bence pek iyi olmadı. Sonra aşırı şerifi bitirirken Şedidül İkab Sadakallahül Azim dedi. Yani bir azap ayetiyle bir aşırı şerifi sonlandırmak pek şey değildir, yani meluf değildir, alışıklık değildir. Karşı sayfaya geçerek orada bir iki ayet daha okusaydı orada güzel kararlar vardı. Sesi de buna elverişliydi. Çok tatlı olarak da biz de aşkla dinlerdik. Böyle bir eksikliklerini tespit ettim ben. Her şeye rağmen kendisini tebrik ediyor ve ona bu güzel sesiyle güzel yolculuklar diliyorum. Amin inşallah. Çok teşekkür ederiz. Dostlar şimdi Hafız Ramazan Aydemir için puan vaktidir. Buyurun efendim, sizi puan noktasını alalım. Ve ilk puanlama için de sözü Osman Egin Hocam size bırakalım. Ramazan kardeşim, bu akşamki kari arkadaşlarımız, okuyucu kardeşlerimiz çok güzel. Siz de üçüncü sıradasınız ve gerçekten çok güzel bir tilavet. Ben bu akşam onların aralarındaki böyle hepsi ayrı bir tat. Yani leziz bir, böyle her bir eksikliği gideriyorlar. Dolayısıyla ben size de aynı puanı veriyorum. 97. 97 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam. Ben Ramazan Aydemir kardeşimizi tekrar başarı dileklerimle 96 puan veriyorum. 96 puan. Halil Hocam. Sana ne diyecekler bundan sonra biliyor musun? Ne diyecekler? Hafız Musiki Şinas Ramazan Aydemir diyecekler. Güzel geliyor mu kulağına? İnşallah hocam, bir şey geliyor. Sen kendini nasıl tanıtacaksın? Yani hocam, tanıtacağımız bir Hafız, nasıl daha... Hafız Musiki Şinas Ramazan Aydemir diye tanıt. Hakkıyla inşallah yaparız hocam. Yaparsın, yaparsın. İnşallah. Ve... Ya... Puanı alalım. İnan... Onu biraz zor alırsın. Biraz beklemen lazım. Yüz. Yüz tam puan. Efendim Hafız Ramazan Aydemir toplamda hocalarımdan 293 puan almış oldu. Bir kez daha alkışlıyoruz kendilerini. Tebrik ediyoruz böyle görünüyor. Buyurun efendim. Bu mefkureyle bir yaşamsal bir bağlantınız, bir ilişkiniz var mı? Siz musikinin neresindesiniz? İnşallah çok 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 hanelere Kur'an'ı ilettiniz. Bir de sesini çok rahat kullanabileceğin bir yer değil. Senin sesin çok güzel. Gerdaniye perdelerinde kullanarak güzel makam melodileri meydana getirdiniz. İşte o zemin meyan karar çerçevesinde bunları yap, sertliği gider. Özellikle de karar kılmalarda medde arızların bol olduğu yerleri okuman lazım. Çok güzel bu, tespit. Öyle mi hocam? Çok güzel tespit. Teşekkür ederim evet. Hocam. Tilavetinizde, elfazda
kayda değer bir hatayı ben tespit etmedim. Ve bu akşamın birincisi oldular, hafta finalinin yolcusu oldular. Alkışlarınız. Ve şimdi huzurlarınıza Hafız Cihat Sayın geliyor. Hafız Cihat Sayın, adaşım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Tamam. Elhamdülillah, sizler nasılsınız abi? Ben deyim, adından memnun musun? Elhamdülillah. Ben de hep babama dua ederim, güzel isim vermiş Allah diye sağ olsun, var olsun. Sizi kısaca tanıyalım. Cihat Sayın, 26 yaşındayım. Zonguldak Devrek'te görev yapmaktayım. Yarışmacı kardeşlerime başarılar diliyorum. Eyvallah, ne güzel temenni oldu. Lügatimde hiç hayır yoktur dermiş kendisi. Hep evet dermişsiniz, doğru mu? Yani insanları kıramıyorum böyle, hani bir istekleri, bir arzuları olduğu zaman şuna da hayır diyeyim dediğim zaman bu sefer ya acaba niye öyle hissetmiyorum kendimi. İşte o hani iç güzelliğinin dışa yansıması vardı ya az önce söylediğiniz Osman Hocam. Evet hocam. Öyle evet. Güzel bir delikanlı evet, var istedim. Burada. Allah razı olsun. Maşallah, alkışlıyoruz kendisini. Hazır mısınız? Hazırım. Efendim alalım sizi, buyurun. Efendim Hafız Cihat Sayın, Necm suresi 1 ila 25. ayetlerini tilavet edecekler. Ve şimdi söz Kur'an'ın. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة الله الله فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى
عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. الله الله. ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Hafız Cihat Sayın kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden kendisi için puan istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Efendim teşekkür ediyoruz. İlk değerlendirme için sözü Doktor Mehmet Ali Sarı Hocam size bırakalım. Teşekkür ederim Mustafa Cihat kardeşim. Hafız Cihat Sayın, tebrikler. Hafız Cihat kardeşim, Allah razı olsun. Çok güzel sesiniz var, hareketli bir ses, tiz. Necm suresini bu sesle tilavet ettiniz. Ve inşallah çok 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 hanelere Kur'an'ı ilettiniz. Eskiden aşı şerifler
kapalı mekanlarda, camide, meclislerde okunuyordu. Şimdi artık evlere giriyor. Elhamdülillah. Dinliyorlar ve tebrik ediyorlar ve arzu ediyorlar. TRT1'in bu hizmeti gerçekten milletimizi çok memnun etmiştir. Rast makamında güzel bir aşırı çerif dinledik sizden. Makamı güzel seyrettiniz. Tizlerde muhayyer perdelerini, gerdaniye perdelerini de kullanarak güzel makam melodileri meydana getirdiniz. Yani tilavetinizde, elfazda kayda değer bir hatayı ben tespit etmedim. Tebrik ediyorum. Eyvallah hocam. Allah çok teşekkür olsun. Ederiz. Halil hocam. Evet. Hoş geldin gönlümüze aziz kardeşim. Hoş bulduk hocam. Safa verdin. Allah razı olsun. Amin. Saygıdeğer hocam buyurdular. Rast seyir gayet güzeldi. İşte orada literatürden şeyler, tespitler sundular. İşte gerdaniye dediler, muhayyer dediler vesaire. Bu mefkureyle bir yaşamsal bir bağlantınız, bir ilişkiniz var mı? Siz musikinin neresindesiniz? Hocam çok seviyorum, severek dinliyorum. Hmm. Yani hobim diyebilirim açıkçası. Hmm. Aşinasın yani bu cümleye. Yani o kadar ustaca değil de. Olmamakla beraber ama, aşinayım. Evet, evet hocam. Üstad, şüphesiz yukarıki seslerimizi, yani o tiz yerleri ne yapacağız? Şey içerisinde, tilavet içerisinde yeri geldiği vakit belirli yerlerde, yani tilavet okuyuş teknikleri açısından söylüyorum, musiki penceresinden bakarak tabii. O yerleri, o tiz bölgeleri biraz duyurmak lazım gelir. Her yerde değil, değil mi? Ve bunu bu imkan var. Hangi imkan? Sertliği oradan alabilme imkanımız var. Sert, yani sese yüklenmek suretiyle, arz edebildim mi? Karşı tarafa böyle bir sert bir bir tiz ses vermek yerine o tiz bölgeleri daha yumuşak sunabilme imkanlarımız var. Tamam, sert geldi çünkü. Yani böyle bir karşılamakta, o sertliği almakta bir zorluk çektik. Doğrusu bunun lütfen sen de farkına var ve dahi o tiz bölgeleri çok ziyade yoklama, o, kendi üslubu içerisinde, tilavet üslubu içerisinde, işte o zemin meyan karar çerçevesinde bunları yap, sertliği gider. İnşallah. Tamam. Hocam. Allah razı olsun. Güzel okudun, sesin çok güzel, kabiliyetlisin belli. İnşallah istikbalin açık, parlak olsun. İnşallah. İnşallah. Osman Ekin hocam. Evet Cihat kardeşim, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Şimdi normalde okuduğun yer satır itibariyle çok uzun değil Cihat hocam. Ama ayet-i kerimeler çok kısa olduğu için çok uzun gibi geliyor. 25 ayet olunca uzun gibi geliyor. Bir de sesini çok rahat kullanabileceğin bir yer değil. Senin sesin çok güzel. Ama sesini rahat icra edebileceğin böyle medd-i muttasılların, medd-i munfasılların, özellikle de karar kılmalarda medd-i arızların bol olduğu yerleri okuman lazım. Çok güzel bu, tespit. Öyle mi hocam? Çok güzel tespit. Teşekkür ederim evet. Hocam. Yani medler birer elif miktarı orada karar kılacaksınız ama ciddi bir usta işi yani. Ama evet. Ayetleri bazen birleştirerek onu gidermeye çalıştığınız zaman o sizi zorladı. Hafta finaline kalırsa hocam şimdi, inşallah. Şimdi çok küçük bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bir davranıştan, insanlarımızda var olan davranıştan bahsetmek istiyorum. Eğer hocam müsaade ederse. Estağfurullah. İşte genelde evet. Biz dindarlığımızı dilimize döken insanlarız hocam. Dindarlığımızı dilimizde hep anlatırız. İşte şunu da yaptım, şunu da ettim, 3 kere gittim, 7 kere gittim vesaire falan filan. Bu Necm suresinde bir ayet-i kerime bunu yapmamamızı istiyor bizden. فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Allah Allah. Kendini ispat etmeye, kendini efendim nasıl bir konumda olduğuna falan uğraşma. Bunun için bir şey yapma diyor çünkü bilen biliyor. هُوَ اَعْلَمُ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى Bilen biliyor. Çok güzel bir ayet-i kerime bu. Hepsi çok güzel ama bizim davranışlarımıza yön vermesi gereken bir ayet-i kerime. Onun için Mevlana'da bir Mevlana rahimahullah bir söz diyor ki her şeyi anlat ama kendini anlatma diyor. Biz hep kendimizi anlatıyoruz. Birileri de bizi görsün diye bir uğraşın içindeyiz.
Halbuki o görenleri de gören, senin yaptıklarını da gören bir varlık var. Ona teslim ol. Bu ayet-i kerime merak etme diyor. Cenab-ı Hak Rabbine teslim olan, kendisine teslim olan kullarından eylesin diyorum. Amin inşallah. Allah razı olsun. Ağzına sağlık kardeşim benim. Efendim, Hafız Cihat Sayın için şimdi puan vaktidir. Buyurun hocam. Bu akşam gerçekten zor bir zor akşam. Olduğu kadar da güzel. Güzel bir akşam. Osman Egin hocam ilk sözü size bırakalım. Mustafa evet. Cihat hocam, Cihat hocama puan vermek için ilk olarak beni tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. Evet. Valla bizim için de kolaylık oluyor. Estağfurullah hocam. Evet. Cihat Sayın kardeşime ben bu akşam ...95 puan veriyorum. 95 puan. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Ben bir fazlasını veriyorum. 96 puan. Halil hocam hiç aşağıda kalma. Ben puandan önce ne olur hocam bağışlasın beni. Yani çok güzel. Hazreti Mevlana'dan bir cümle söyledi ya. Hani her şeyi anlat, kendini anlatma. Aynı Hazreti Mevlana, saygılar hocam. Demiş ki Allah'ın varlığını, birliğini ispat etmeye çalışma, o sahihtir. Sen kendi kulluğunu ispat etmeye çalış. Bu çok hoşuma gider benim. Yani kulluğun ispatı. Onu hani bağışlayın. Dostum, sana buradaki performansın üzerinden bir puan alarak. Yüzden mi? Ne olur? 99. Helal olsun. 99 puan. Ya ne kadar zor alıyoruz puan. Harika. Bugün gerçekten seyirci hocalarım çok ince bir terazi. Sizin puanlarınız bu akşamın birincisini belirleyecek. Tekraren kendilerini alkışlıyoruz efendim. 290 puanla. Buyurun. Dört ülkede birinciliği var hocam. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Hay hay, gör ki neler var. Bizim görevimiz geçmişimizi yermek değil, geçmişimize, dualarımızda yer vermek. Hoş geldin, sefa geldin. Uzun bir yol kat ettin ya. Siz bizim için zenginliksiniz. Biz bunun farkındayız. Hoş geldin, sefalar getirdin. Feyziniz bol olsun. Güzel okudunuz, dinledik. Allah razı olsun. Herhalde heyecana kurban ettiğiniz gibi geldi. Ne diyorsun? Ve bu akşamın birincisi oldular. Hafta finalinin yolcusu oldular. Alkışlarınız. Ve efendim geldik bu güzel akşamın son tilavetine. Şimdi huzurlarınıza Hafız Subhi Hatip geliyor. Hafız Subhi Hatip hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Bizler de iyiyiz. Tanıyalım efendim sizi. Buyurun. Adım Subhi Hatip. Suriyeliyim. 38 yaşındayım. Hatay'ın İskenderun ilçesinden geldim. 10 yaşında hafız oldum. Türkiye'de hafızlık belgesi aldım. Bir de aynı zamanda elektrik mühendisiyim. Maşallah. Evliyim, 3 çocuğum var. Harikasın. Maşallah. Yani bu çok güzel özellikleri saymış oldun ama bir şey daha söylemem lazım hocam. Bu akşamın zorluğuna bir zorluk daha. 4 ülkede birinciliği var hocam. Maşallah. Böyle demiş. Yani şöyle, biz bu zor akşamları çok seviyoruz. Bizim için şahane bir ziyafet oluyor. Eyvallah. Teşekkürler. Onlar için de oluyor mutlaka bir ziyafet ama kaybedenin olmadığı da bir yarışma bu. Evet. Elhamdülillah ki öyle. Hazır mısınız efendim? Hazırım biz inşallah. Biz sizi dinlemeye çok hazırız. Buyurun alalım sizi. Buyurun. Efendim Hafız Subhi Hatip. Haşr suresi
18 ila 24. ayetlerini tilavet edecekler ve şimdi söz Kur'an'ın. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس لعلهم يتفكرون
Efendim, Hafız Subi Hatip, kendisine teşekkür ediyoruz ve kendisi için bu akşamın son puanını sizlerden istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Teşekkür ediyoruz ve bu akşamın son değerlendirmesi için ilk sözü Halil Hocam size bırakalım. Değerlendirme mi yapayım, bir ilahi mi söyleyeyim? İkisi de olsun. Hangisini istiyorlar mı acaba? Önce ilahi alalım. Acaba istiyorlar mı? Eyvallah. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Hay hay, gör ki neler var. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Hay hay, gör ki neler var.
Bu halk içinde de canım bize gülen var, bize gülen var. Bu halk içinde de canım bize gülen var, bize gülen var. O gülen gülsün, yar bizim olsun. Hay hay, yar bizim olsun. O gülen gülsün, yar bizim olsun. Hay hay, yar bizim olsun. Gafil ne bilsin, hakkı seven var, hakkı seven var. Gafil ne bilsin, bilsin hakkı seven var, hakkı seven var. Harikasın hocam. Şahane. Evet. Sevgili hocam, ağzınıza sağlık. Herhalde heyecana kurban ettiğiniz gibi geldi. Ne diyorsun? Anlıyorsun beni değil mi? Evet, anlıyorum. Hocam, evet. Biraz heyecanlandın. Gerçek performansını göremedim. Ama latif, güzel bir sesiniz var. Yolunuz, yönünüz, gönlünüz açık olsun. Teşekkürler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Subhi Hatip kardeşimiz Hatay'dan geliyor. Evet hocam. Hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Geldin. Uzun bir yol kat ettin ya. Teşekkür Allah ederim. Razı olsun. Orada ne yapıyorsun? Şimdilik geçici eğitim merkezinde gönüllü ödeyeceğim. Feyziniz bol olsun. Güzel okudunuz, abi. Dinledik. Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Eyvallah ederim. Hocam ve Osman Egin hocam. Şimdi değerli dostum, Haşr suresi. Bu sureyle alakalı şöyle bir şey geldi aklıma. Hemen okuduğunuz yerin karşısında bir ayet-i kerime var. Bizim görevimiz geçmişimizi yermek değil, geçmişimize dualarımızda yer vermek. Evet. Harika söyledin. Oradan da şunu söylemek istiyorum. Suriyeli kardeşlerimiz bu memlekete geldiler. Bakın, epey üzerinden geçti ama bir Elazığ depremi oldu. O depremde ben çok zihnimde çok taze hatırlıyorum hocam. Suriyeli bir Mahmut. Mahmut diye bir genç bir delikanlı, evet, evet, çıplak elleriyle, tırnaklarıyla kaza kaza bir aileyi, evet, enkazın altından çıkardı. Evet. Şimdi siz bizim için zenginliksiniz. Biz bunun farkındayız. Hoş geldin, sefalar getirdin Sultan Hocam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim, bu akşamın son puanlaması yapılacak. Az sonra Hafız Subhi Hatip için. Buyurun hocam. Ve ilk puanlama için bu akşamın son puanı olacak. Osman Egin hocam, sizden alalım. Subhi Hatip kardeşim, fıtri halinde kalmadın. Böyle bir mekandayım, öyleyse o namelerle okuyayım gibi bir şey düşündün. Bu da sizin tilavetin tadını biraz aşağıya doğru çekti. Ben size 95 puan veriyorum. 95 puan. Teşekkür ederim. Doktor Mehmet Ali Sarı hocam. Subhi Hatip kardeşimizi tebrik ediyorum. Ben de Osman Egin kardeşimin puanını düşünmüştüm. 95 puan. Evet. Ali hocam. Ya affedersin ama gidip geliyorum ya. Oraya ben de geleyim mi diye. Tam net rakam söylemediğim için. Lütfen gelin hocam. Vallahi. Daha vaktimiz var. 91'den 2, 3, 4. Ben de oraya geldim. 5, 95. 95 puan. Teşekkür ederim. Nihayet. Teşekkür ederim. Efendim, Hafız Subhi Hatip hocalarımdan 285 puan almış oldu. Bir kez daha alkışlıyoruz kendilerini. Evet dostlar, zor akşamlar. Puan anlamında tabii ki zor. Değerlendirme konusunda hocalarım oldukça zorlandılar.
Ama böyle zor akşamlar ziyafet anlamında kalbimize, gönlümüze harika geliyor. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Ve şimdi final vakti. Ve bu akşamın birincisi oldular. Hafta finalinin yolcusu oldular. Alkışlarınız. Evet kıymetli Kur'an dostları, bu akşamın birincisini ve hafta finali yolcusunu adeta seyircilerimiz belirlemiş oldu. Ve fakat bu akşam beşinci yok. Ama hangisinden iki tane var bilmiyorum. Az sonra hep beraber öğrenmiş olacağız. Bu akşam söylediğimiz gibi beşinci yok. Stüdyoda bulunan seyirci hocalarımız kendilerine 80 puan vermişler. Jürimizin puanıyla birlikte toplam 365 puan alarak bu akşamın dördüncüsü oldular. Alkışlarınız Hafız Subhi Hatip için. Tebrik ediyoruz. Bu akşam seyirci hocalarımız kendilerine 83 puan vermişler. Jürimizin puanıyla birlikte toplam 376 puan alarak bu akşamın üçüncüsü oldular. Alkışlarınız Hafız Ramazan Aydemir için. Tebrik ediyoruz. Ve efendim bu akşam seyirci hocalarımız 92 puan vermişler kendilerine. Hafta finalinde tekraren kendisini dinleyeceğimiz birincimiz. Toplam 382 puan. Ve bu akşamın birincisi oldular. Hafta finalinin yolcusu oldular. Alkışlarınız Hafız Cihat Sayın için. Tebrik ediyoruz. Ve efendim final bölümün başında da söylediğim gibi seyirci hocalarımız her iki hafızımıza da, ikinci olan iki hafızımıza da 91'er puan verdiler. Toplamda 381 puan alarak bu akşamın ikincileri oldular. Recep Karayel ve Cafer Akbay'a yürekten bir alkış istiyorum sizlerden. Tebrik ediyoruz. Ve efendim bu akşamın birincisi adaşım Cihat Sayın. Gerçekten de şahane bir akşamdı. Bu güzelliği tabii ki bizlere sunan ve yaşatan buradaki bülbüllerimiz ve onlara emek verenler, tekraren her birine yürekten teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte buluşmak temennisi ve duasıyla Allah'a emanet olun.